Benim de sevdam gençlere, yani bunu bilsinler, laf olsun diye söylemiyorum. Allah sadece bizim insanımızın, milletimizin gençliğine değil, bütün gençliğe kendi aşkına lütfeylesin. İstersen bunu dedik, buradan işe girelim. Hazreti İsa bir gün bir delikanlıyı görür bir şehirde. Delikanlı yaklaşır, der ki, ya İsa, bana dua et de Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olayım. Hazreti İsa da Allah sana sevgisinden, muhabbetinden ihsan eylesin buyuruyor duasında. Aradan bir müddet geçiyor, zaman geçiyor. Aynı yere Hazreti İsa gelir. Vaktiyle karşılaştığı bu delikanlıyı arar. Nerededir? Sorar. Derler, o delikanlı efendim şimdi filan dağda, daha şehire de inmiyor. O benim arkadaşım, dostumdu diyor, onu bulmam lazım. Neyse, bir delil alır, yol gösteren, denilen yere gider, bakar ki delikanlı genç oturmuş tefekkür halinde, murakabe halinde bir tepenin, dağın üzerinde derin bir murakabede. Gitmiş başka alemlere. Esasen buraya gelmeden şunu ifade edeyim. İnsan madde ile her ne kadar arzda yürüyorsa, toprak üzerinde yürüyorsa da aslında gönlünde çok değişik yerlere gider. Ve olduğu yerden değil de belki ruhen gezdiği yerlerden zevk alır. O bakımdan bazı insanlar için olduğu mekanlar da mühim değildir. Bilmem anlatabiliyor muyum? O genç de işte öyle bir mekanda, dağın tepesinde, bir alemde. Hazreti İsa nida ediyor. Hey genç! Gençte ses yok. İkinci bir defa. Hey genç! Üçüncü defa Hazreti Cebrail gelir. Dokunma ona diyor. Neden diyor? Ona şimdi diyor, senin duan nedeniyle Cenab-ı Hak sevdasından bir zerre ihsan eyledi kalbine. O şimdi o sevda ile meşgul. Hiçbir şey düşünemiyor ki. Şu anda onu sen testere ile ikiye bölsen bunu dahi duymaz. Allah Allah. Şimdi efendim, yahu Allah aşkının ne kıymeti var? Oğlum Mevlana'ya demişler, aşkı tarif eder misin de, demiş ki ben ol da bilesin. Değil mi? O aşkın çok kıymeti var.